Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Aracımız 1.6 XF motora sahip bir araç. Aracımız bizleri görüp YouTube'dan, gruptan bizleri görüp getiren abimiz getirdi. Aracımızın bazı problemleri var. Aracı tespit ettiğimizde ben de bindim, babam da bindi araca. Aracımız soğuklarda istop ediyor. Nasıl istop ediyor arkadaşlar? Aracı sürüyorsunuz, gaz yememeye başlıyor. Stop ediyor, stop ettikten sonra çalışmıyor. Ayrıca bilgisayara bağladığımızda da genelde twin port, yani port arızası olarak geçen XF motorlarda bir arızamız var. O da manifoldla alakalı bir arıza. Hem onu söyledi hem de çekişin olmadığını, bizim için çekiş problemi önemliydi. Sibop sorunu önemliydi. Sibop sorunu olarak çıktı. Biz direkt zaten teşhisi koyduk. Buji bobin diyenler oluyor arkadaşlar. Buji bobin bence çok yanlış bir işlem. Buji bobini test edelim diyoruz. Test ettirdiniz mi diyoruz. Soruyoruz veya hiçbir şekilde test edilmeden değişiyor. Arkadaşlar bunların tespiti mevcut. Bunların tespiti bilgisayar kullanmayı, teknolojiyi kullanmayı bilen ustalarımız tarafından yapılabiliyor. Ben yapıyorum daha doğrusu. Buradan kimse buji de değiştirmiyor, bobin de değiştirmiyor. Direkt suboplarımızın yandığını söyleyebiliyoruz. Ayrıca kompresör testimiz var. Kompresör testi dediğimiz olayda aracımızın kompresöründe kaçak var mı? Tabii bu her zaman bize doğru sonuçlar vermiyor. Vermediği zamanlarda yapıyoruz peki. Vermediği zamanlarda manifoldu söküyoruz arkadaşlar. Manifoldu söktükten sonra kamera var. Ucu küçük, böyle yılan kamera diye geçiyor. Ondan bakıyoruz sibopların yanık olup olmadığını. O kamerayla arkadaşlar aracımızın tespitini yapıyoruz. Söküm aşamalarını çekmedim. Ancak burada takım aşamalarıyla beraber bir video olacak. İsterseniz yavaş yavaş geçelim. Şimdi bir kapağı gösterelim. Söktüğümüz yerlerden bahsedelim baba. Söktüğümüz yerle egzoz manifoldumuzun korumasını aldık. Manifold saplamalarını aldık. Emme manifoldumuzun hava girişleri, LPG girişleri, elektrik tesisatı, vantilatör kayışı, tirger kayışı, aracının tirger kayışı, V kayışı dediğimiz vantilatör kayışı, aracımızı kaldırıp aşağıdan emme manifoldumuzun bağlantı ayağını söktük. Silindir karbüratör kapağımızı aldık, silindir kapak saplamalarımızı aldık, termostat girişimizi aldık, kalorifer ve radyatör su giriş hortumlarımızı aldık, silindir kapağımızın saplamalarını alıp kapağımızı çıkardık. Şimdi baba, bu siboplar, bu araçlarda hastalık. Evet. Maalesef böyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Buji bobinden bahsettim, oraya geçeceğim. Bu araçlar neden sibop yakıyor baba? Neden sibop yakıyor? Siboplarımız gayet zayıf ve nadir. Artı en büyük düşmanı kuru yakıt, LPG. Zaten naif bir sibop yapmışlar. Evet. Dayanmıyor daha doğrusu. Kuru yakıta dayanmıyor. Biz bunları çelik siboba döndürüyoruz. Çelik sibobun biraz daha malzeme olarak kalınlığı biraz daha kalın olduğu için, bir de malzeme adı üstünde çelik, ateşe daha dayanıklı oluyor. Kuru yakıda da dayanmış oluyor. Ömrü bayağı iyi bir uzama yapıyor. Arkadaşlar buraya geldiğimiz zaman silindir kapağımızı gördüğünüz gibi aldık. Silindir kapağımızın altındaki silindir kapak contası dediğimiz conta mevcut. Bu her zaman değişiyor. Aracımızın su ve yağ kanallarını şöyle yakından çekmeye çalışalım. Şöyle bazı paslar görüyorsunuz kanallarında. Bu da zamanında antifrizin pek fazla kullanılmadığını gösteriyor. Ama çok fazla bir kurum yok, onu da söyleyeyim. Şöyle pasları çekeyim arkadaşlar. Silindir kapak contamız bu. Her seferinde değişiyoruz bunu. Çünkü değişmesi gerekiyor. Tabii ki. Kullanat parça. Onu da belirtelim. Sibop arızasından bahsettik arkadaşlar. Şimdi kapağımıza geçelim. Şimdi kapağımıza geçtik. Silindir kapağı dediğimiz mevzu bu. Evet. Şöyle bir göstereyim ben etrafımıza. Eksantriklerin bulunduğu bölüm arkadaşlar. Biri egzoz, biri emmedir bunların. Buji ve bobinlerin takılmış olduğu delikler. Bu sibopların yakıtını yakıyor arkadaşlar. Burası emme manifoldumuzun bastığı noktalar. Arka tarafı ise arkadaşlar egzoz manifoldunun bastığı noktalar. Bu emme manifoldumuz port arızalı. Port arızasından kaynaklı olarak bunun tamiratını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Siboplarımızın yanıklığına bakalım. Yanık, 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 yanmak üzere. Tekrar bakalım. Yanık, yanık sibop, yanık sibop, yanmak üzere olan bir sibopumuz var burada.
Bunlar egzoz sibobumuz. Emme siboplarımızda tabii ki bir şey gözükmüyor gibi ama bunu emiş vakumuyla kontrol ettiğimizde siboplarımızda kaçak var yok, daha net meydana çıkacak. Çıktığını da farz edelim. Takım çelik sibop olduğu için bu siboplarda hiçbir işimize de yaramıyor. Hurda oluyor. Hurda, bunları zaten atıyoruz. Evet. Zaten biz kullanmıyoruz. Bunu taşlamacı rektefiyeciler yapıyor. Değişim. Onların takımını yapıyorlar. Biraz da şeyden bahsedelim baba, sibopları kapalı demiştin. Evet. Aracımızın silindirin yanma odası dediğimiz bölümler burası arkadaşlar. Siboplarımızın olduğu yerler, ateşle birebir haşir neşir olan yerler. Zamanla bu gövdelerin içine çökme nedeni oluyor. Çökme nedeni aşırı hararet, aşırı ısınmadan dolayı. Bu gördüğümüz filcanların altında da sibop yaylarımız var. Çökme oldu mu yaylarımız sibopu yukarıya çekiyor. Bu siboplarımızın arası 30-35 olması gerekirken bakın sentilimiz girmiyor. Siboplar bayağı kitlemiş, arasını sıkmış. 35 olması gerekirken buna 15 ancak giriyor. Girmiyor dahi bak. 15 dahi girmiyor. Bu araba aşırı yakar, çekiş olmaz, patırtı olur, istop etmeler olur. Bu nedenler olur. Görüyor muyuz? Sentilimiz girmiyor. 15'i dahi girmiyor. Egzozumuza, emmemize bakalım. Emmemizde 30 olması gerekirken 30'umuz girmiyor. ...15'imizde denediğimizde 15'imiz çalışıyor, görüyoruz. Bu da ne demek? Bunun sibobu da aşırı sıkmış demek. Yan bodasının çökmesi demek. Peki baba şöyle bir soru olabilir. 15 dahi olmuyor. Şöyle bir soru olabilir. Eski tip araçlarda biliyorsun ki biz sibop ayarı yapabiliyoruz. Evet. Ancak bu tür yeni model araçlarda, ya bunlar da eski olarak geçiyor ama bu tür araçlarda sibop ayar mevcut mu? Bunu çok soranlar oluyor. Bu araçlarda sibop ayarı ilk nesillerde, bu ara nesil diyelim, 2000 ve 2010 arası ara nesil diyelim. Bunlarda kuru pusuvar var. Kuru pusuvar dediğimiz olayda sibop ayarı yok. Sibobumuzun boyları takılmadan çıkartılıyor. Boylarından kesile kesile, taşlana taşlana sibop ayarı yapılıyor. Yeni nesil araçlarda ise bu kuru diye bahsettiğimiz yağ pusuvarlarımız yağ basınçlı oluyor. Onlarda da yağ kalınlığını değiştirirsen sibop sıkı demektir. Kalın yağ korsan siboplar sıkar. Yani fabrika değerindeki yağların 5.30'da 5.30 kullanmamız gerekiyor. Yağında burada büyük bir önemi, evet, var yani. 10-40 korsak siboplar otomatikman sıkmış oluyor. Zaten otomatikman kalın bir yağ olmuş oluyor. Evet. O yüzden sıkma ihtimali oluyor. Bu şekilde arkadaşlar kapağımızı da aldık. Şuradan bahsedeyim. Bunun bir ayrı videosunu yapacağım. Ancak burada kısa bir bahsedeyim. Emme manifoldumuz bu. Bu emme manifoldunda XF motorlarda alüminyum kasa kullanılmış arkadaşlar. Bundan kaynaklı olarak emme manifoldlarında sesler mevcut oluyor. Bu yüzden sesler mevcut olduğunda bunların tamiratını biz yapıyoruz. Onu da belirteyim. Ama bu manifoldu sökmemizdeki durum ise porta arızamız var. Porta arızasını da arkadaşlar giderip daha sonra aracımızın tamamlanmış halini göreceksiniz. Bu ilk gün videoydu. İkinci günü de bundan sonra göreceksiniz. Video oradan başlayacak. Arkadaşlar ikinci günden merhabalar. Silindir kapak contamızın değişeceğini söylemiştim. Silindir kapak contamız, karbüratör kapak contamız ve sıvı contamız hepsi Victor Reigns. Orijinal kaliteli ürünlerdir. Onun dışında da arkadaşlar sökmüş olduğumuz parçalar burada. İşte karbüratör kapağının eski contası. Derken bunların hepsini zaten video içerisinde bulacaksınız. Kapağımızın geldiğini söyledik arkadaşlar. Kapağımız burada. Sentille bakalım istersen baba, gönderdiğimiz zaman girmiyordu. Şu an sibop ayarı nasıl olmuş? Sentilimizin 35 numarası biliyorsunuz ki hiç girmiyordu arkadaşlar. Bundan kaynaklı bir deneyelim bakalım artık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar girmeyen videoda, şu an ise yapıldıktan sonraki hali, sentilimiz giriyor. Artık kapağımızın dışına takacağımız ne var baba?
emme manifoldumuz var. Termostat Egere grubumuz var. Termostat su girişlerimiz. Egere geri dönüş borumuz var. Ve emme manifoldumuz var. Arkadaşlar internette bir video var demiştim. Bir tane video vardı. O videoda çok saçmaydı açıkçası. Onu belirteyim. Şunu bir gösterelim baba. Burayla hiçbir alakası olmayan insanlar yanlış yönden yönlendirmeler yapıyorlar. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Şu bölüm. Şu bölüm. Videoda diyor ki şurayı civataları gevşetip tekrar sıkın diyor. Bunda ne alakası var onu bilmiyorum. O yüzden ona da gevşetip değinmek istedim. Gevşetip pozisyon da yok. Ya pozisyon olsa bile bu vakum ya. Bu hava. Bu herhangi bir işleve sahip değil orada. Yani tamam kelebeğe yön verdiğini düşünelim. Ancak küçücük bir oynatma delik küçük zaten. Yani küçücük bir oynatma buna ne fayda edecek bilmiyorum. O yüzden kaynaklı arkadaşlar o bilgiye de inanmayın diyorum. Arkadaşlar manifoldumuzun temizliğini, tamiratını, tüm işlemlerini bitirdik. Gerekli yapılması gereken işlemleri yaptık. Egere'nin borusunu taktık. Egere termostat gövdeyi taktık. Bu şekilde manifoldun tüm silindir kapağının üstündeki yerleri montaj ettik. Üzerine atma kaldı herhalde baba. Evet, bir karşı yüzeyi temizleyip yonta koyacağız. Bloğun yüzeyini temizleyeceğiz. Görmüş olduğunuz kurumlar var arkadaşlar. Temizliğini gerçekleştirdikten sonra kapağı üzerine atacağız artık. Tabi burçları çıkarmamız gerekiyor. Aynı şekilde buradaki burcu da çıkarıyoruz. Burçlarımız bu şekilde. Şimdi kaba karşılama burçları. Arkadaşlar bu işlemi yaparken zımparamızın tortuları, talaşları yağ içerisine dökülüyor. Yağ ve yağ filtreyi değişmeyi ihmal etmeyelim. Temizlik işlemlerimizi gerçekleştirdik arkadaşlar. Burçlarımızı yerine taktık. Şöyle gördüğünüz gibi. En son ise silindir kapak contamızı takıyoruz. Tabi burada burçlara geçtiğinden emin olmamız gerekiyor. Aracımızın kapağını üstüne attık. Saplamalar var. Orada saplamamız var. Bunları elimizde tuttuğuna emin olalım. Bunları 3 şekilde sıkıyoruz. Birincisi elimizle tutturuyoruz. İkincisi tabancanın birinci konumunda sıkıyoruz. Üçüncüsü ise arkadaşlar ayarlı dediğimiz saatli konumuz var. Onu da sıkıyoruz. Tabi sıkarken karşılıklı sıktık baba. Z. Çaprazlama. Z yaparak. Tabancayla sıktıktan sonra saatli kola geçebiliriz. Tabancayla sıkma işlemi tamam şu anda. Saatli kolumuz burada arkadaşlar. Belirli tort aralıklarına getirdiğimizde. Kilogram. 8.
Bu şekilde sağlıklı kolla da sıktık. Burası tamam herhalde baba. Artık bu işlem yok. Geri kalan işlemlere devam ediyoruz. Arkadaşlar triggerin kapağını babam silerken küçük bir detaya değinmek istiyoruz. Aslında büyük bir detay. Daha önce trigger değişen ustalarımız boya yardımıyla şöyle boyası kalmış benzinden çıktı ama bir iki işaretlemeler yapmışlar. Boya yardımıyla sente ayarlamaya çalışmışlar. Bu konuya ne diyorsun baba? Bunun aparatları var. Öyle boyayla, kilayla olacak işler değil evladım. Aparatımız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir aparat. Boyayla ayarladığımız zaman peki baba problemlerle karşılaşıyor muyuz? Tabii ki. En basitte eksantrik konum sensör hatası verir aracımız. O da nedir? Eksantrik konum sensör. Emme egzoz simovumuzun zamanlama ayarıdır. Biri açıp biri kapatırken açma kapama esnasındaki zaman kaybı denir buna. Peki aracımızda herhangi bir problem yok mu? Performans kaybı, çekiş kaybı, gaz yememe kaybı, aşırı yakma kaybı, rampalarda çekiş biter. Bayılıyor. Bayılıyor. Tek sorun bu yani. Bir tane aparat kullanılmamız. Bu arada eksantrik keçelerimizi de şöyle yeniledik arkadaşlar. Silikon yardımıyla yerlerine oturttuk. Triggerimizin alt kapağı bu. Görmüş olduğunuz. Bunun montajındayız şu anda. 4 adet filatı var. Bir tanesi gizli bölmede. Lokmayla takmam lazım. Hülasi Bey hoş geldin. Hoş bulduk, ne haber Arif Bey? İyi abi, sen nasılsın? Sen hoş geldin. Doğru. Telefona değinmez. Kapağımızın montajı da tamam. Gördük mü boyaları? Gördük. Böyle bir sent ayar olmaz arkadaşlar. Sent ayarımız nasıl olur? Bu boyamızın burada orijinal çizgisini görebiliyor muyuz? Evet. Gördük. Gördük mü? Gördük. Bu şekil iki çizgi öpüşecek. Dişlerin birini taktık arkadaşlar. İkinci dişimde sıra. Bunu... Sen de var. İyi mi? İyi gibi. Sentemiz tamam arkadaşlar. Kayışımızda taktık. Aşağıdan da sente bölümünü yine kranı göstereyim. Nasıl göstereyim? Şöyle. Şu an arkadaşlar egzoz manifoldumuzu yerine taktık. Yavaş yavaş babam sıkım işlemlerini gerçekleştiriyor. Arkadaşlar koruma kapağımızı da takıyoruz. Egzoz manifoldumuzun üzerine gelen. Şöyle gördüğünüz 3 tane civata var. Bir de oksijen sensörünün altında civatası var. Bu şekilde burayı da göstermiş bundan. İkinci günde de arkadaşlar aracımız dediğim gibi bu şekilde devam ediyor. Bugün hafta sonu olduğu için zaten yine 6 olmuş.
O da ayrı bir mevzu. Kapatma saatimizden bir saat erken olmuş diyebiliriz. Hatta bunu arkadaşlar... Yasak gününde çalışıyoruz. Yasak gününde çalışıyoruz, evet. Yetiştirmek adına arkada da araçlarımız bekliyor çünkü. Bunu ilk bölüm olarak atalım. Size sunalım, öyle daha iyi olur. Etli bakıyor ya. Söyleyeceğim abi, valla. Yani o kadar para aldılar. Bu iş görülmeyecekse, aldıklarının hiçbir kıymeti yok.